sahip çıkmak lazım. Rahmetli Menderes yeter karar milletindir, söz milletindir diyordu. Tayyip Bey de yeter karar milletindir diyor. Milli iradeye sahip çıkmak lazım. Ve seçmenimizin seçimine saygı duymak lazım. Sandık bizim için bir namustur. O bakımdan vatandaşımıza gidiyoruz. Doğruları konuşuyoruz. Biz 11 yılda ne yaptık? 11,5 yılda. Bundan sonra ne yapacağız? Bunları anlatmak istiyoruz. Vatandaşımız tabii ki şikayetleri var. Tabii ki takdirleri var. Vatandaşımız bir tercih yapacak. Biz hiç yapamayacağımız bir şeyi vaat etmiyoruz. Yalan konuşmuyoruz. Vatandaşın duygularını istismar etmiyoruz. Ve hiçbir zaman siyasetteki seviyeyi düşürmemeye çalışıyoruz. Kavga gürültü etmiyoruz. O bakımdan Beşiktaş'ı bizim için özel bir yer. Burası eğitimli insanların olduğu bir yer. Buradaki insanlar genellikle kişisel değil, genel anlamda halkın yararı için olan projeleri bize sunuyorlar. O bakımdan buradaki insanlara minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Siz de duruyorsunuz. Aracı oluyorsunuz halkımızla, bizle beraber. Önemli olan Türkiye'deki güven ve istikrarın devam etmesi. Bu yerel yönetimde de böyle. Normal milletvekili seçiminde de böyle. Çünkü Türkiye yerel yönetimlerde gerek milletvekili seçimlerine yani Ankara olarak istikrar olduğu zaman çok başarılı işler yapılıyor. Bugün bakıyorsunuz Konya'da inanılmaz bir değişim var. Evet. Gaziantep'te var, İstanbul'da var, Ankara'da var ve Kayseri'de var. Böyle şehirler sayabiliriz. Trabzon'umuzda son 5 yılda güzel şeyler yapıldı. Beşiktaş'ımızda da hükümet olarak çok güzel şeyler yaptık. Buradaki mevcut arkadaşımız da elinden geleni yapmaya çalıştı. Biz kimseyi karalamayız ama biz diyoruz ki bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Biz Trabzon'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırsak, burada da Orhan Bey'le kazanırsak birlikte çok güzel hizmetler veririz. Bizim insanımız her türlü hizmete layıktır. Çünkü çok çilekeştir, çok vefakardır. Az alır çok teşekkür eder. Almaz şikayet etmez. Bu insana biz bunun ellerini öpsek yeridir diye düşünüyorum. Seçmenlerimiz oylarını verirken kriter olarak nelere dikkat etmeliler? Neleri değerlendirmeliler adaylarını belirlerken? Şimdi şöyle, bir kere vaatlere bakmak lazım. Evet. Hayal vaatler olmaması lazım. Yapılabilir vaatler olması lazım. Gerçekten projelere bakmak lazım. Öyle karalamayla, dedikoduyla yol almak mümkün değil. Ben her zaman şunu söylüyorum, kişileri ve olayları değil, fikirleri ve projeleri konuşmak lazım. Projeleri konuşmamız lazım. Beşiktaş'ımızın neyi eksik, Trabzon'umuzun neyi eksik? Bunları acaba bu belediye başkan adayının vizyonu, gençliği, psikolojisi, ruhsal durumu, sağlığı müsaade ediyor mu? Ve bu arkadaşımız daha evvelki yaşamında neler yaptı, nerede başarılı oldu, çizgisine, mütevazı mı, sabırlı mı, koltuğa oturunca acaba halkı hiç tanımayacak mı? Çünkü zaman zaman seçilene kadar arkadaşlar geliyorlar, ondan sonra hizmet yok, evet, vatandaşa kapı kapanıyor. O bakımdan mütevazı, sabırlı, güler yüzlü, hoşgörülü, projeci, çalışkan, üretken, hükümetle ilişkisi iyi olan ve vatandaşını seven, hemşehrisini seven, tabir caizse vatandaşın derdiyle hemdert olan kişileri seçmeleri lazım. Bakalım son olarak Mercan Efendi ve Radyo Bodrum abi dinleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ben onlara teşekkür ediyoruz. Hangi partiye verirseler versinler, mutlaka sandığa gitsinler, demokrasiyi yaşatalım, milli iradeye sahip çıkalım. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Çok. Bize kardeş herkes yakın ve uzak.